Madem ki bu memleketin uçaklara ihtiyacı var, öyleyse ben bu uçakları üretmeye talibim diyerek 85 yıl önce ülkemizin ilk yerli ve milli uçaklarını üreten Nuri Demirağ döneminin ötesinde bir girişimciydi. Uçak fabrikası kapatılmasaydı ülkemiz havacılıkta dünyanın en iyilerinden biri olabilirdi. Ülkeyi kalkındırmak için her şeyini ortaya koyan Nuri Demirağ'ın hikayesi başlıyor. Nuri Demirağ, 1886 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybeden Nuri Bey, başarılı bir öğrencilik hayatından sonra Ziraat Bankası'nın sınavını kazandı. Henüz 17 yaşında memur olarak Kangal ilçesinde göreve başladı. Görevine hemen adapte oldu ve başarı sağladı. Özellikle çiftçilere kolaylık göstermesi, doğru bilgiler aktarması, kredi batağına saplanan çiftçileri ve esnafı uyarması ile yöre halkı tarafından çok sevildi. 1909 yılında Erzurum'da yaşanan kıtlık nedeniyle depolarda bırakılmış olan buğdayları halka cüzi fiyattan verdi. Kendi inisiyatifini kullanarak böyle bir satış gerçekleştirdiği için hakkında soruşturma açılsa da aklandı. 1910 yılında Maliye Bakanlığı'nın sınavlarına girdi. Nuri Bey artık maliye memuruydu. Beyoğlu Gelirler Müdürlüğü'nde memur olarak İstanbul'a atandı. Kendini sürekli geliştirdi. Maliyenin her kademesinde kendine bir yer buldu. Akşamları girdiği derslerle yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra 1918 yılında maliye müfettişi oldu. O yıllarda İstanbul işgal altındaydı. Görevi sırasında üst makamların işgalcilere gösterdiği ayrıcalıklara ve gayrimüslimlerin ona karşı gösterdiği hakaretlere dayanamadı, ulusal onuru ve esareti 3,5 ayak takımının ayakları altında çiğnenen bir hükümete memurluk edemem diyerek devlet görevinden istifa etti. Memuriyetten ayrıldığında bütün serveti 56 altındı. Altınları paraya çevirir ve 256 lira ile bir iş kurmaya karar verir. Kuracağı iş konusunda kararsızdı. Bir gün Tahtakale'de yürürken gözüne bir sigara kağıdı takıldı. Sigara kağıdının üstünde Yunan askeri resmi vardı. Kağıt üretimi gayrimüslimlerin tekelindeydi. O yıllarda sigara kağıdı bile üretemeyecek durumdaydık. Nuri Bey hangi işi yapacağını bulmuştu. Bir makine aldı ve sigara kağıdı üretimine başladı. Adına da Türk Zaferi sigara kağıdı adını vermişti. İşgal altında bulunan bir yerde bu isim oldukça çarpıcıydı. Milli mücadele sırasında Türk Zaferi sigara kağıtları halk tarafından çok tutuldu. Nuri Bey bir yandan ticaretle uğraşırken bir yandan da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Maşka Şubesini yönetiyordu. 3 yıl sonra Kurtuluş Savaşı sonrasında 256 lira ile işe başlayan Nuri Bey elde ettiği 84 bin lira servetle önemli bir iş adamı olmuştu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ülkenin gelişmesi için yurdun demir ağlarla örülmesi gerekiyordu. 1926'da Samsun-Sivas demiryolu yapımını üstlenen Fransız şirket işi bırakınca kazandığı sermaye ile ülkeye hizmet için yanıp tutuşan Nuri Bey hiç düşünmeden ilk olarak yapılacak 7 kilometrelik kısım için ihaleye girdi ve düşük bir teklifle ihaleyi aldı. İşin geri kalan kısmı da kendisine verildi. Nuri Bey artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk demiryolu müteahhiti olmuştu. Samsun-Erzurum, Sivas-Erzurum, Afyon-Dinan demiryolu hattını yoğun çabalar sonucu bir yıl gibi kısa sürede tamamladı. 1012 kilometrelik demiryolu ile bugün Türkiye'de bulunan her 8 kilometre demiryolunun yaklaşık 1 kilometresini Nuri Demirağ inşa etmiştir. Başarılarından dolayı Atatürk Nuri Bey'e Demirağ soyadını verir. Nuri Bey demiryolu yapımı sürerken büyük inşaat projelerine de başladı. Karabük Demir Çelik, İzmit Selilos, Sivas Çimento ve Bursa Merinos tesislerini ve İstanbul Hal Binası'nı inşa etti. Nuri Bey'in gözü daha büyük projelerdeydi. İstanbul Boğazı'na iki yakayı birleştirecek bir köprü yapmak istedi. 1931 yılında yurt dışından uzmanlar getirerek inceleme yaptırdı. San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nü inşa eden şirket ile anlaştı. Tüm hazırlıkları bitmiş olan projeyi 1934'te Cumhurbaşkanı Atatürk'e sundu. Proje Atatürk tarafından beğenilse de hükümet tarafından onay alamadı. Bu sonuç Nuri Demirağ'da büyük hayal kırıklığı yarattı. 1933'te Keban Barajı'nı inşa etmek istedi. Ancak bu proje de hükümet tarafından reddedildi. 1936 yılında Nuri Bey'in serveti 11 milyon liraya ulaştı. Ülkenin toplam bütçesi 212 milyon liraydı. Yani Türkiye'nin yıllık bütçesinin %5'i kadar servete sahipti.
Nuri Bey elindeki sermayeyi hiçbir zaman zenginliğine zenginlik katmak için değil, ülkeyi kalkındıracak işlerde kullandı. Aynı yıllarda ülkenin uçaklara ihtiyacı vardı. Ancak ülkenin bütçesi uçak satın almak için yeterli değildi. Türk Hava Kurumu yöneticileri dönemin iş adamlarına giderek uçak satın almak için kuruma bağış yapmalarını istediler. Atatürk 10 bin lira bağış vermişti. Dönemin iş adamlarından Vehbi Koç 5 bin lira bağış yaptı. Bu dönemde bir uçağın bedeli yaklaşık 35-40 bin lira civarındaydı. Türk Hava Kurumu yöneticileri Nuri Demirağ'ın kapısını çaldıklarında havacılık tarihimizi değiştirecek bir yanıt alacaklardı. Nuri Bey, benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bu millet teyyaresiz yaşayamaz, öyleyse bunu başkalarının lütfundan bekleyemeyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim diye yanıt verir. Avrupa'dan, Amerika'dan lisanslar alıp uçak yapmak kopyacılıktan ibarettir. Amerika'nın son sistem teyyarelerine mukabil yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir, diyen Nuri Bey, özgün ve milli bir uçak için çalışmalara başlar. Uçak üretmenin zor ve pahalı bir iş olduğunun farkındadır. Yanına 1926 yılında hükümet tarafından Fransa'ya gönderilip uçak mühendisliği eğitimi almış olan Selahattin Alan'ı ortak olarak alır. 17 Eylül 1936 tarihinde Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin iskelesinde kısa sürede uçak fabrikasına dönüşecek olan Teyyare Etüt Atölyesi kuruldu. Deneme uçuşlarının yapılması için bir de havaalanına ihtiyaç vardı. Bu sebeple Yeşilköy'deki Elmas Paşa çiftliği satın alındı ve buraya büyük bir uçuş sahası ve uçak tamir atölyesi kuruldu. Uçuş sahası o dönemde Avrupa'nın en büyük havaalanı olan Amsterdam Havaalanı büyüklüğündeydi. Nuri Bey önce Sivas Divriği'ye bir gök ortaokulu açtı. Sivas'ın hiçbir ilçesinde bir ortaokul yokken açtığı bu gök okuluna kayıtlı tüm öğrencilerin masrafları karşılanıyordu. Hatta öğrenciler havacılığa özensin ve meslek olarak seçsin diye İstanbul'a götürülüp uçuş dersleri veriliyordu. Bir uçak fabrikası ve uçuş sahası vardı. Tabii ki üretilecek olan uçakların kullanılması için pilotlara da ihtiyaç vardı. Pilot yetiştirilmek üzere pistin bulunduğu arazide bir gök okulu kuruldu. Okul 1943'e kadar 290 pilot mezun verecekti. Ayrıca aynı okulda uçakların bakım ve tamirlerini yapacak teknisyenler de yetiştirildi. Nuri Bey ve ekibi bütün detayları düşünmüş ve hayata geçirmişti. Artık her şey hazırdı. Beşiktaş'taki fabrikada 1936 yılında Selahattin Alan'ın tasarımının yaptığı Nuri 36 adı verilen ilk tek motorlu uçak üretildi. Eğitim uçağı olan Nuri 36, Türk Hava Kurumu tarafından çok beğenildi. Kurum 25 adet eğitim uçağı ve 65 adet planör siparişi verdi. Planörler kısa sürede tamamlanıp teslim edilecekti. 1938'de NUD-38 adlı çift motorlu 6 kişilik ilk yolcu uçağı üretildi. Türk Hava Kurumu tarafından siparişi verilen Nuri 36 eğitim uçaklarının test uçuşları devam ediyordu. İstanbul'dan Eskişehir'e uçan uçakların teslimi için Eskişehir'de bir kez daha test uçuşu talep edildi. Pilotluk eğitimi de olan uçak mühendisi Selahattin Alan uçağı uçurmak istedi. Yeterli eğitimi olmadığı için Nuri Bey karşı çıksa da Selahattin Alan bildiğini yaptı. Uçağı ile iniş yaparken çevredeki hayvanlar havaalanına girmesin diye daha önceden açılmış olan hendeyi görmedi, buraya düştü ve hayatını kaybetti. Bu kazadan sonra Türk Hava Kurumu uçakların motor özelliklerinin teknik şartnameye uymadığını ve yeterince güvenli olmadığını bahane ederek siparişleri iptal etti. Nuri Bey bu duruma çok sinirlendi ve hakkını aramak için Türk Hava Kurumu'nu mahkemeye verdi. Bilirkişi raporları Demir Ağ aleyhine karar verse de mahkeme süreci Nuri Bey'in aleyhine sonuçlanacaktı. Nuri Bey durumu tersine çevirmek için dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye 1939 ve 1940 yıllarında iki defa mektup yazdı. Mektuplarında havacılığın ve savunma sanayinin öneminden bahsetti. Eğer uçak fabrikası desteklenirse ülke için 35 bin uçak, 12 bin tank ve 68 bin kamyon üretebileceğini ve 150 bin pilot yetiştirebileceğini söyleyerek birkaç 10 yıl içinde Türkiye'nin milli ve güçlü bir savunma sanayisine sahip olabileceğini vurguladı. Ancak bu girişimlerden bir sonuç alamayacaktı. Nuri Bey pes etmeyecekti. Madem kalkındırmak için büyük çaba harcadığı ülkenin kurumu uçaklarını satın almıyordu, o halde uçakları yurt dışına ihraç edecekti. 1941'de testleri tamamlanan NUD-38 yolcu uçağı
İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. 28 Eylül 1942 yılında Preveze Deniz Zaferi'nin kutlamalarında uçak fabrikasında üretilen 9 uçaklık filo gösteri yaparak katılmıştı. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir dönemde milli imkanlarla üretilen uçaklar Türk milleti için tarif edilemez bir gurur kaynağı olmuştu. 1941 yılında MD-38 modeli Dünya Havacılık Otoritesi tarafından A sınıfı yolcu uçağı kategorisine alındı. 325 km saat hız yapabilen uçak 1000 km mesafe uçabiliyordu. Bütün bu başarılardan sonra uçaklara İspanya, Mısır, İran gibi ülkeler talip olur ancak anlaşılması güç nedenlerle hükümet tarafından bir kanun çıkartılır ve uçakların yurt dışına satılmasına müsaade edilmez. Nuri Bey'in son kalesi de yıkılmıştı. Nuri Bey daha fazla dayanamaz ve 1950'li yıllarda fabrika kapanır. Fabrika, gökokulu ve uçak pisti kamulaştırılır. Pistin olduğu bölgeye daha sonra Atatürk Havalimanı inşa edilecekti. Uzun süre Yeşilköy hangarında bekleyen uçaklar hurdaya satıldı. Bütün emekleri heba olan Nuri Bey, ülkenin gelişmesinin önündeki en büyük engelin siyaset olduğunu görür ve siyaseti değiştirmek gerektiğine karar verir. 1943'te ülkenin ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurar. 1946 ve 1950 seçimlerinde meclise giremeyen Nuri Bey, 1954 seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olur ve Sivas Milletvekili seçilir. Milletvekilliği görevi boyunca çölleşme, enerji, köprüler, barajlar, tarım ve hayvancılıkta yaşanan gerileme hakkında çalışır. Nuri Bey 1957'de şeker hastalığı sonucu hayatını kaybetti.